Bak koştur. Ya. Ay bir şey söyleyeceğim. Adam belki de net bir şekilde sevgili böyle falan olmaz yani. O kadar şimdi biz sana bu kadar insandan mı yazdım lan bir bak. Geç kalmışlar. Ya seni değil de Gizem'i tercih ederiz Alşet. Ne olacak? Ay canım bir şeye kadar yolun var. Tabii manitam olsaydı böyle bir şey olmazdı da. Ayrı bir konu. Nerede şey söylüyorsun Asret ya? Çok eminsin be Asret. O sevgilim ha? Çok eminsin. Hani manitam olsa zaten böyle bir şey olmaz falan cart cart falan diyorsun. Tamam benim manitam belki şu an benim manitam olsaydı buradan kalkabileceğini düşünüyor musun sen gerçekten? Vallahi belli olmaz. Buranın bir de dışarısı var hayatım. Buranın bir dışarısı var. İyi ki bir oyun oynayalım biliriz dedik. Hiç bak, oynayamadım Asret şey yani. Koaller gibi. Şimdi kıza kurulmak istemiyorum. Sonra kurulmaya başladım şey. Ben. Sizin gözünüzde ilk izlenim nasıldı? Ben kuruldum bile çoktan. Çok yüksekte. Ama bu evde her şey değişiyor onun farkında değil. Aşkım. Sevdiniz mi? Yani tanıma yolunda olan birini tanırım dedi yani. Belki götürür değil mi? Ne haber? İyi. Birazcık da daraldım gibi bir şey. Aa, teşekkür ederim. Hiç önemli değil. İzledin mi sen daha önce? Biraz. Yani biraz izledim. Seni izledim. Ama bu hasret olayı... Hasretler şaka yapmaya gelmiş. Tamamen öyle. Şaka. Tamamen şaka. Hasret benim için kanka. Çok önemli değil de... Evet. Yani çünkü hasretten çok diğer kız, of ismini unuttum. Buse mi? Buse çok yüklendi. Yani normalde bir şey böyle var. Bir olayda hasretin yüklenmesi gerekiyor. Buse'den sonra benim uzun zamandır 3-4 haftalık bir Aynur'la muhabbetim oldu. Benim çok fazla çaba gösterdiğim bir olaydı. Çok fazla duvarları olan bir insandı ve rencide oldum ilişkinin içerisinde çok fazla. Bir patlama noktası ve vardı. Ve erkeğe bu yapılmamalı. Ya inanılmaz şeyler yaşadım. Hiçbir insana yapılmamalı, erkeğe hiç yapılmamalı. İnanılmaz şeyler yaşadım. Çok yorgunum, yoruldum. İşte sen birden böyle gelip böyle davrandığın için çok mutlu oldum. O yüzden heyecanlandım. Çünkü gerçekten güzel bir ilişki yaşamak istiyorum burada ve gerçek bir şey yaşamak istiyorum. Evet, aynen. Bunu yakalayamadım. Ben bunu istiyorum. Ben de istiyorum, bunu yaşamak istiyorum ve bana böyle gelmen çok hoşuma gitti. Normalde yine ben yeni aday geldiğinde çok fazla ön planda olmak istemiyordum. Ama sen böyle güzel yaklaştığın için ben de karşılık vermek istedim sana. Her zaman daha önce de söyledim, bana bir adım atana ben 10 adım atarım. Ama o bir adımı görmem gerekiyor. Ben bayağı bir adım evet, değil herhalde. Evet. Yok, ama ilişkinin içinde de, tanıma yolunda ilişkinin evet. içinde de bu çok önemli. O yüzden... Ben yine adım atarım her zaman. Gerçekten iyi hissedeceğimi düşündüğüm bir ilişki için. Ama benim mesela kırmızı çizgilerim var. Kırmızı odaya başka bir erkek çağırdığında mesela ben Berke ile görüşüyorum deyip çıkması lazım bir kadının. Tamam. Anlıyor musun? Hı-hı. Ben de çünkü böyle karşılıklı. Yaparım. Karşılıklı. Karşılıklı tabii ki. Asla karşılıksız hiçbir şey yapmam. Yani ben sen yaparsan ben fazlasını yaparım. Anladın mı? Ya da yeni bir erkek aday geldiğinde dansa kaldırdığında kalkmaman gerekiyor. Yani bunları daha konuşmak gerekiyor. Ben evet. kıskancım biraz. Ama ben mesela kıyafete karışmam, çok fazla karışırım. Ama dozunda. Yani şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu tarzında. Hı hı. Evet, seni yani sen benim güzel... Benim iyiliğimi düşünecek kadar. %100, evet. Hı hı. Ondan sonra dans etmene çok fazla karışmam. Yine senin iyiliğin kadar söylerim. Bak onları yapmasan daha iyi olur tarzında. Karışmam ama böyle... Evet, ufaktan da dokundururum yani onu. Erkekler gibi. Umarım öylesindir. Bütün erkekler gibi. Yani öyle böyle diyorsunuz ama farklı evet sonra yok. Farklı o yapamazsın ne falan. Ne söylersem falan. Onu yaparım yani yalan ki söylemem. Ben doğru. Çok yorucu bir sene oldu ilişkim biteli. Ama çok yorucu bir ilişkim vardı. Tek bir ilişkim oldu. 4 sene sürdü. Aa. Ama yani çok yordu beni. Benim de öyle bir ilişkim oldu. Beni çok yordu. Ben uzun ilişki insanıyım. Kısa ilişki değil. Ben de ciddi ilişki insanıyım ciddi, normalde. Ciddi, uzun. 24 yaşındayım. Bence artık çok da küçük değilim. Evet, yok hiç değilsin. Yani evet, üniversitem de bitiyor. Çok güzel konuşabiliyorsun, kendini ifade edebiliyorsun. Ne istediğini evet. biliyorsun, cesaretlisin. Bunlar hiç çok sevmem önemli. Böyle üzerime gelmelerini. Geldiler evet, ama ben idare seni biraz idare kıskandılar ettim. Mı acaba? Hep kıskanılıyorum. Olabilir. Alıştım. Ama ben kadınları seviyorum, kızları seviyorum. Yani, evet. yani onları da anlıyorum. Ve onlara karşı hani şey yaptım ya sorunlu olmaz hasret işte hani kadıncı bir insanım aslında evet. ama hasretle yani tanışma yolundaysan bu beni ne ilgilendiriyor? Hasret kankam benim onlar şaka yapmaya gelmiş. Zaten hasret benim çok tepki vermiyor. Benim son muhabbetim Aynur'la alakalı oldu ve ben çok fazla geçmişteki o muhabbetimle alakalı sana bir şeyler anlatmak istemiyorum.
Yani anlat, sen rahatsız olursun diye, yoksa benim evet, için sıkıntı doğru yok. Olan bu çünkü evet. Sana anlat diyeceğim bütün kızlar gibi. Evet. Anlat 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 evet. Sonra kafamda kuracağım, düşüneceğim, hiç gerek yok. Ben evet. De rahatsız biz yeni diye. Bir temiz sayfa bence. Evet evet, işte ben yeni çıktım gerçi şu anda bu durumdan ama çok yorulduğum bir muhabbetti. İllallah ettim yani artık. Arkadaşlarım bile diyordu nasıl dayanıyorsun artık, nasıl dayanıyorsun. Ama ben de işte... Neden bu kadar çaba gösterdin? Çünkü ben saçma sapan daldan dala gitmeyi sevmiyorum. Sevdin beğeniyordum. Mi? Yok beğeniyordum, hoşlanıyordum. Ama bir sevgili olmadık. İlişki yoluna girmedik. Çok ağırdan almayı seviyordu. Ben de mesela fotoğrafımız varsa, editimiz yapıldıysa paylaşılmasını isterim. Benim beni insanların görmesinden korkmaması da. Paylaşmadı falan filan çok önemli değil. Paylaşmamış ama... sebebi? İşte daha önce kimseyi paylaşmamış, o yüzden yine ya bunları boş ver, onunla alakalı bir şey konuşmayalım. Ben de ilişkimi hiç yaşayamadım açık açık. Evet. Yani farklı bir erkek arkadaşım vardı, daha böyle Instagram kullanmamı daha istemezdi. Ben o yüzden ilişkimi yaşamak istiyorum. Evet, kesinlikle. Ben göstermek mesela... istiyorum çünkü genciz. Evet, yani kesinlikle. Bu hallerimizi de çekip bence paylaşmayacaksak ne zaman? Eğlenceli bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet. Bunu göster. Ben çok hoşuma gitti böyle düşünmen. Ben gerçekten böyle evet, düşünüyorum. Ve ben şöyle umarım bir şey böyle düşünüyorsundur. Önce... Artık çünkü erkeklere güvenim bir tık evet. Gitti ve ben memnuniyetsiz insanı hiç sevmiyorum. Ben her türlü sürpriz de yaparım, hediye de alırım, çaba yapar gösteririm. Yapar mısın? Yaparım tabii. Gerçekten ben istediğimi... Ben bunu hiç görmedim. Yemin ederim. Bak ben mesela şimdi... İstemediğim insanlardan gördüm. Bunu söylememem gerekiyor mesela ama ben ilk bir çiçek aldım. Böyle bir demet büyük. Ondan sonra Pregala'da bir izledim mesela. Cenaze çiçeği gibi bu ne? Halbuki güller vardı, orkideler vardı, bir sürü çiçek vardı. Cenaze çiçeği gibi denmiş. Ondan sonra ben de aldım attım onu mesela. İşte sonra daha görürsün 100 tane gül falan aldım. Çok kaba. Onlar beğenilmedi. Bir şeyler oldu. Yani bu çok rencide edici bir şey. Çaba yani gösteriyorsun ve karşılığını görmüyorsun. Onu. Yani. Düşünmüşsün. He, bir, neyse onun başka şeyler de var anlatmayayım şimdi. Çok sinirliyim çünkü çok sıkılmıştım. Yani. Dedikodu değil. Ya yaptığım şeylere memnuniyetsizlik gözüyle bakılması hoşuma gitmiyor. Çünkü emek veriyorsun. Tabii canım insana çünkü sen bunu... gidip bir gül bile versen mesela onu seni düşünerek getirdiği için mutlu olması gerekiyor. Bana mesela sen bir sakız böyle getir. Böyle erkekler var mı? Yani sen bana bir sakız bile getirsen ben çiğnemem onu saklarım sonuna kadar mesela anladın mı? Gerçeksin ha? Evet. Vay be. Rüyada mıyım acaba? Saçmalama. Böyle erkekler yok ama. Ben böyleyim. Gerçekten hep böyle olmak istiyorum. Gerçekten böyle bir erkek bulmak için geldim buraya. Gerçekten bunu yok çünkü yok yani dışarıda adam yok. Ben hep böyle olmak istiyorum, böyle yaşamak istiyorum ama karşımdaki insanlar... Tabii bu şekilde gelmediği zaman hiç hoş olmuyor. Beni otomatik olarak düşürüyor ve bu ev gerçekten psikolojik olarak çok yoruyor. Evin erkekler evinde yaşadığım sıkıntılar, kadınlar evet. Evinde yaşadığım ilişkimdeki sıkıntılar bizi dağıldı, buradan gidiyoruz. Gönderiyorlar. Evet. Evet. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Güzel şöyle, miydi? Gerçekten güzeldi. Çok keyifli bir sohbet oldu.